Herkese güneşli bir New York gününden merhaba arkadaşlar. Biliyorum uzun zamandır kanala video gelmiyor. Öyle ufak bir video atayım istedim bugün. Malum daha öncesinde bir duyuru yapmıştım. New York'a, Amerika'ya geleceğim diye. Normalde geçen ay başı gelmem gerekiyordu ama işler birazcık değişti. Yaklaşık geleli bir 10 gün falan oldu. Anca yerleştik ettik falan filan. Şimdi ilk defa böyle ufak bir video çekme fırsatı buldum. Şu an hava güneşli ama biraz rüzgar var. Belki hani ses nasıl geliyordur bilmiyorum. Aslında video çekmek aklımda yoktu ama kameramı gene öyle yanıma almıştım. Mikrofonu falan almadım. O yüzden ses kalitesi birazcık rüzgarlı olursa kusura bakmayın. Şimdi öyle New York'ta ben Queens tarafındayım. Şimdi öyle ufak dolanıyorum. Aslında mahalle tur atıyorum gibi bir şey. Biraz daha adapte olmaya çalışıyorum buraya. En son geçen sene gelmiştim. Pardon. 1,5 sene önce falan gelmiştim. O zaman çok kısa kalmıştım. Şimdi tekrar buraları böyle bir algılamaya, tekrardan bir öğrenmeye çalışıyorum. Şuradan şöyle devam edeyim. Bu benim bulunduğum bölge. Manhattan, Brooklyn tarafındaki birazcık daha böyle büyük plazalardan ziyade biraz daha böyle filmlerde gördüğünüz böyle direkt girişlerin olduğu, tipik Amerikan evlerinin olduğu bir mahalle burası. Biliyorsunuz kanala Almanya videoları atıyordum. Almanya'ya turum tatilim bitti. Şimdi Amerika'ya geldim. Amerika'da daha uzun kalacağım. Aslında ben şu bir yukarıdan gideyim ya. Amerika'da daha uzun kalacağım. Yaklaşık bir 4-5 ay buradayım. Burada bulunmamın 2-3 sebebi var. Hem önceliğim iş. İş için geldim. Bazı görüşmeler yapmam gerekiyor. Yani biraz onun yanında, işin yanında biraz gezi. Öyle birkaç da farklı planlar var. Evet, bu sefer dediğim gibi Amerika'da bayağı bir uzun kalacağım. Şu an için 4-5 ay gibi gözüküyor ama belki çok daha da uzun olabilir. Ve burada yaşadığım bütün deneyimleri tıpkı Almanya videolarında olduğu gibi sizinle paylaşmaya çalışacağım. Aslında Almanya videolarından çok çok daha iyi videolar çıkacağını düşünüyorum. Çünkü Almanya videolarında birazcık böyle, nasıl söyleyeyim, hani YouTube'da video çekmeye yeni başlamıştım. Birazcık böyle amatör videolardı. Şimdi inşallah çok daha iyi olacak. Aynen şuradan devam edelim. İnşallah şimdi çok daha iyi olacak. Daha böyle işte yok market alışverişi, yok işte araba fiyatları gibi, tabii ki o konseptte videolar da gelecek ama çok daha farklı video tarzları da gelecek. Buraya gelen insanların yaşam standartları nedir, başlangıç noktalarından, işte uzunca yıllar sonra hangi konumlara gelebildikleri, bu ülkenin size sağladığı fırsatlar veya avantajları, dezavantajları tarzında birçok video yapacağım. Umarım sizler için de faydalı olur. Hep birlikte benim için de güzel bir deneyim olacak. Bu deneyimleri sizlerle de paylaşacağım inşallah. Yurt dışında video çekmenin en güzel yanı, genelde etrafınızda Türkler olmadığı için videolara çok dahil olmuyorlar. Hani rahat rahat da konuşabiliyorsunuz. Çok fazla algılamıyorlar. Bir de benim bulunduğum tarafta burada çok fazla Türk yok. O yüzden ekstra rahat. Almanya'da bu kadar rahat değildim, Almanya'da, çünkü çok fazla yoğun olarak Türk olduğu için bir şekilde videonun içine dahil oluyorlardı. Sonra montajda bayağı bir kesip içmek zorunda kalıyordum. Ama burada biraz daha rahat olacağız inşallah. Bu arada hava güneşli ama üstünde mont var falan. Şu an 10-12 derecelik bir hava sıcaklığı var burada. Sıcak gibi gözüküyor ama aslında çok, yani çok soğuk da değil, çok sıcak da değil. Ortalama 10-12 derece bir hava sıcaklığı var. Ama montsuz falan gayet dolaşamıyorsunuz. Çünkü bayağı bir üşütür. Şimdi iyice benim mekana geldik. Şimdi biraz da hızlı yürüyorum. Arada böyle nefes nefese kalıyorum. İşte bu da hep kondisyonsuzluktan. Malum belki bilmiyorsunuzdur, hani ben yazılım işiyle uğraşıyorum ve hayatımın büyük bir kısmı bilgisayar başında oturarak geçiyor. Maalesef ki bir spor alışkanlığım da yok. Bu işte beni bayağı bir kötü etkiliyor. Ama en kısa zamanda spora başlamam gerekiyor. Burada işte böyle video çekerken farkına varıyoruz. Hatta bazı videolarda böyle, yani o nefes nefese kalan kısımlarımı keseceğim diye göbeğim çatlıyor. İnşallah bunu da sporla atlatacağız. Şimdi benim mahalleye geldik. Kaldığım sokak böyle. Maksimum 2 katlı, 3 katlı evler. Genelde müstakil evler. Şöyle. Şu arkada gördüğünüz, ben burada kalıyorum. Bu evde kalıyorum.
Bizim semtimiz de burası. Öyle gayet ferah, güzel, sakin. Böyle güzel sokakları var. Hatta şöyle ufak bir tur atalım istiyorsanız şöyle ileri doğru. Böyle. Şöyle ufaktan. Ufak bir böyle mahalle turu attırayım size. Bu tarafa ben de hiç gitmemiştim bu sokağa. Şöyle şuradan gidelim şöyle ufaktan. Yani bir iki kere arabayla geçtim ama böyle yürüyerek dolaşmamıştım hiç. Şurada abimiz güzel bayraklarını falan asmış. Dediğim gibi genelde böyle bahçeli, müstakil güzel evler var burada. Bakalım. Şimdilik güzel gidiyor. Bir 10 gündür işte bu yerleşme, dediğim gibi yerleşme işlerini hallettim. Başka ufak tefek bazı işlerim vardı, onları hallettim. Şimdi anca daha yeni toparlanıyorum. Ufak ufak bakalım güzel videolar çekmeye başlayacağız. Amerika'yı hep birlikte keşfedeceğiz. Hani benim de Amerika ile alakalı çok büyük deneyimlerim yok açıkçası. Bir geçen sene gelmiştim, dediğim gibi bir buçuk sene önce gelmiştim. Onda da bir yani 20-25 gün civarı falan kalmıştım. Tabii 25 günde ne kadar çözebilirsiniz, ne kadar hani keşfedebilirsiniz. Yani aslında ben de sıfırdan başlıyor gibi olacağım. Hep birlikte keşfedeceğiz bakalım. Evet böyle. Güzel. Bir de bugün pazar tabii. İyice böyle sessiz sakin bir gün. Ben bu mahalleyi gerçekten seviyorum. Böyle güzel evler. Burada bulunacağım zaman zarfı içerisinde Amerika'nın birçok eyaletine gideceğim aslında. Yakın zamanda çocukluk arkadaşımın olduğu Boston'a bir gideceğim. Orada bayağı bir vakit geçireceğim. Orada da çok keyifli videolar çıkacaktır diye düşünüyorum. Ondan sonra belki bu Los Angeles taraflarına falan da bir geçeceğim. Oralarda dolanacağız. Belki Florida taraflarına falan ineriz. Bakalım Amerika'da bayağı bir dolanacağız. Vaktimiz bol. Ufak ufak keşfedeceğiz. Hem benim için de güzel bir deneyim olacak. Buralar böyle. Semt bizim. Evet arkadaşlar, siz de videonun altına yapmamı istediğiniz, gidip görmemi istediğiniz veya öğrenmek istediğiniz konuları yazarsanız tıpkı Almanya videolarının olduğu gibi hem sizlerin isteklerini de yerine getirmiş olurum. Hem de benim aklıma gelmeyen, gözümden kaçan veya hiç düşünmediğim herhangi bir konuyu da sizin sayenizde hem ben keşfetmiş olurum hem sizinle paylaşmış olurum. O yüzden bu konuda yapacağınız yorumlar gerçekten benim için önemli. Bakalım böyle ufak bir açılış videosu yapayım dedim. Almanya vloglarında da aynı konsepti yapmıştım. Orada güzel yorumlar gelmişti. Ondan sonra ilerleyen videoların hemen hemen hepsinin altına güzel yorumlar gelmişti. Ben de o yorumlardan yola çıkarak güzel seri videolar yapmaya çalışmıştım. Umarım beğenmişsiniz. Bu arada geçen 2 gün önceydi herhalde, Cuma günü aynen, Halloween partisine denk geldim. O birazcık şansı oldu, bilmiyordum ben. Öyle bir arkadaşımla dışarı çıkmıştık. Manhattan taraflarında. Orada da çok keyifli bir geceydi. İnsanlar böyle deli gibi eğleniyorlardı. Hatta Instagram hesabımı takip ediyorsanız orada bayağı bir paylaşım yapmıştım. Etmiyorsanız da linkini bırakacağım. Oradan takip ederseniz, videosunu çekmediğim böyle ufak tefek arada yakaladığım şeyleri Instagram'da paylaşıyorum. Oradan takip edebilirsiniz. Bu videonun içine de Halloween görüntülerini dahil etmeye çalışacağım. Orada da güzel videolar çekmiştim. Videonun sonunda ekleyeceğim oradan da birkaç kare. Hem onları da görmüş olursunuz eğlencelerin nasıl olduğunu. O birazcık böyle hazırlıksız yakalandım. Cep telefonuyla falan çektim videoları. Onları da dediğim gibi videonun sonunda ekleyeceğim.
Evet arkadaşlar, bu açılış videosunu şimdilik burada bitiriyorum. Dediğim gibi sizler de merak ettiğiniz konularla alakalı videonun altına yorum yazarsanız hep birlikte Amerika'yı beraber keşfederiz. Ve hala kanalıma abone değilseniz abone olmazsanız çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.